Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bu haftaki konuğum psikolog Sayın Yakup Adıyaman. Hocam hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk Müşra Hanım. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün sizlerle beraber psikoloji ve psikoterapi sürecini konuşacağız. Ama bunları Hı. konuşmadan önce sizleri biraz tanıtmak istiyorum seyircilerimize. Peki ben psikolog Yakup Adıyaman. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Şu anda da Ege Üniversitesi'nde bir yüksek lisans sürecim mevcut ve tez aşamasındayım. Kişiler arası iletişim ve ilişkiler alanında uzmanlık mı yürütmekteyim şu anda. Aynı zamanda Defne Sağlıklı Yaşam Merkezinde psikolog olarak çalışmaktayım. Bu şekilde söyleyebilirim. Peki hocam bizim halkımızda da e, bir aslında algı vardır. Psikoloğa gidemeyiz aslında. Hı -hı. Sanki gittiğimiz zaman ayıplanacağız. Hani e, insanlar farklı şeyler düşünecek gibi düşünüyoruz. Hı -hı. Peki bir insanlar psikoloğa ne zaman gitmesi gerekir bu algılarını geride bırakıp da? Aslında hani günlük yaşamımızda karşılaştığımız birçok problemde bazı zamanlarda desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Hani bunu kimi zaman sosyal çevremizden, arkadaşlarımızdan Yakınlarımızdan, belki akrabalarımızdan ve ailemizden sağlamaya çalışabiliriz. Ancak hani bunun yeterli gelmediği durumlarda, gerçekten kişinin günlük hayatı olumsuz yönde etkilenmeye başladığında ve bu sorunlarla başa çıkamadığı noktada aslında bir profesyonel destek almasını biz öneririz danışanlarımıza. Hani bu Herhangi bir problem olabilir. Aile içinde yaşadığınız ilişki sorunu olabilir, iletişim sorunu olabilir, bir depresyon atağı olabilir, panik durumu olabilir, panik bozukluk kaygı durumu genelde karşılaşılan durumlardandır. Buna bağlı olarak panik atak krizleri yaşayabiliyor yaşayabilir insanlar. Bunun yanında Hani belli bir problem olmaksızın aslında bazen psikoterapi süreci kişi için bir keşif süreci de olabiliyor. Ee, hani kişinin bazen hayatında karşılaştığı tekrar eden problemler olabiliyor. Bu problemlerle ilgili belli bir farkındalık kazanmak e, aslında e, değerli olabilir. Hani bu farkındalığı kazandıktan sonra da bu problemleri çözmek adına kişi adımlar atabilir. Ee, psikoterapist bu süreçte kişiye rehberlik edebilir. Hani bu sorunları, ee, sorunlarla baş edebilme noktasında rehberlik sürecini yürütebilir. Peki insanlar psikoloğa gidersem ona her şeyi anlatabilir miyim ya da anlattıklarımı başkalarına anlatır mı diye de Hı -hı. kafalarında bazı düşünceler vardır. Size Hı -hı. de geliyordur. Siz neler düşünüyorsunuz bu hakkında? Şöyle söyleyeyim. Aslında e, gizlilik bizim en temel prensiplerimizden bir tanesi. Hı -hı. E, danışanların bilgileri, hani danışma sürecine başlamaları dahi. Hani herhangi bir üçüncü bir kişiyle kesinlikle paylaşılmaz. Bu etik kurallardan bir tanesidir ve psikoterapi sürecinin en temel e, net kurallarından bir tanesidir. Kesinlikle kişinin anlatmış olduğu e, bilgiler, vermiş olduğu bilgiler üçüncü bir kişiyle kesinlikle paylaşılmaz. E, bu da bu sürecin getirdiği e, bir durumdur. E, etik kuralları takip etmek de önemlidir bu süreçte. Öyle söyleyebilirim. Çağımızın hastalığı olan depresyona da değinmek Hı -hı. istiyorum aslında. Tabii. Kimle konuşursak işte çoğunda duyarız ben depresyona girdim, depresyon belirtileri Hı -hı. var gibi söylentiler olur. Peki depresyonda olup olmadığımızı biz nereden anlayalım? Ee, depresyon şöyle anlatayım size. Ee, aslında bir çökkün duygu durum halidir. Hı -hı. Ee, depresyonda olan bir kişi genelde önceden yaptığı aktivitelerden keyif alamama, ee, hani daha önceden yapmış olduğu... Ee, mesela bir hobi olabilir bu, ee, iş hayatı olabilir, ilişki içerisinde olabilir, ilişki doyumuyla ilgili olabilir. Ee, bu gibi şeylerden keyif alamama durumu genelde gözlenmektedir. Onun dışında uyku halinde ya insomnia dediğimiz uykusuzluk ya da hani aşırı uyuma şeklinde hypersomnia diye geçer e, durumu gözlenebilir. Onun haricinde iştahta bozulmalar görülebilir, ee, yani yemek yiyememe ya da aşırı yemek yeme. Hani aşırı yemek yeme genelde aynı zamanda başa çıkma mekanizmasıdır. Hani bazı durumlarla zorluk yaşadığımızda aşırı yemek yeme hali de olabilir. Ee, bunların temelini aslında anlamak bizim için önemli oluyor. Terapi sürecinde e, bunları detaylı olarak inceleriz ve hani kişiyle birebir bir süreç yürütürüz aslında. Ee, dediğim gibi depresyon hali bazı kişilerde ortak olarak semptomlar gösterse de hani kişiye özel bir tedavi planı uygulanması açısından psikoterapi süreci kesinlikle önerilir özellikle ağır depresyonda ki intihar düşünceleri vesaire olur ağır depresyonda hı hı. Ee, şunu da söyleyeyim yeri gelmişken ağır depresyon halinde genelde ilaçlı tedavi de hani destekleme e, anlamında kullanılabilir hı hı. hani bir psikiyatrist ve psikolog bu noktada beraber çalışması gerekli olabilir ee, önerilen süreç aslında şudur, yani psikoterapi süreciyle ilaçlı tedavinin de aslında bir bakıma beraber gitmesi de bazı durumlarda hı hı. önerilebiliyor. Peki çocuklarda da oluyor mu depresyon hocam? Çocuklarda da olabilir. Ee, hani çocuğun yaşadığı bazı olaylara bağlı olarak ya da e, aile içinde gözlemlediği bazı durumlara bağlı olarak depresyon hali yaşamaları mümkündür. Ancak hani yetişkinlerde biraz daha e, bu çökkün duygu durumdan bahsettik ya, bunun yerine çocuklarda daha hırçınlık seviyesinde tepkiler gözlenebilir. Hı hı. Öfke nöbetleri olabilir, tırnak yeme davranışı olabilir. Genelde çocuklarda bu davranışları gözlemliyoruz. Terapi sürecinde aileyle beraber çalışılır. Eğer çocukla çalışılıyorsa hı hı. hani gizlilikten de bahsetmiştik. Aslında hani 18 yaşın üzerindeki bir bireyle yürütüyorsak bu süreci üçüncü bir kişiyle kesinlikle anlatılan bilgileri paylaşmayız. Ama çocukta bir istisna vardır. Hani aileyle beraber çocuğun hı hı. anlattıkları ele alınır. Ee, belki bu durumda hani aile içindeki iletişimi e, güçlendirmek hı hı. adına hani çalışmalar hı hı. yapılabilir. Ee, bu şekilde ilerlenir. Peki psikoterapi ne kadar sürer? Bu sürecin e, amacı nedir aslında hocam? Aslında demiştik ya başta da hani e, bazen bir sorunla bağlı olarak e, bu süreç başlatılır, bazen de hani e, bir keşif sürecidir bu. Aslında bizim şema terapi dediğimiz bir yöntem var. E, bu yöntemle de biz şunu aslında hedefleriz. Eğer bu keşif süreci ise hani kişinin tekrarlayan problemleri sürekli hani bazen şöyle oluyor danışanlar şunu söylüyor: Ya ben bu problemi farklı alanlarda ee, sürekli sürekli yaşıyorum, başıma geliyor. Hı hı. Ee, bu noktada hani şunları anlamak önemli. Ee, kişinin gerçekten temel düşünceleri, şema dediğimiz kalıplarını anlayabilmek. Hani bu da nelerdir? Mesela terk edilme olabilir. Ee, terk edilme olabilir, değersizlik olabilir. Ee, belki sevilmemek olabilir. Ee, bu gibi temel kalıpları aslında süreç içerisinde keşfediyor olmak... Kişi için iyileştirici bir e, etkiye etki. dönüşebiliyor. Hani bunların farkına varmak e, bir iyileştirici etkiye dönüşüyor. Aynı zamanda terapi sürecinde kurulan o terapatik ilişki ve terapatik bağ dediğimiz e, olay da kişi için gerçekten iyileştirici bir etki yaratabiliyor. Bununla ilgili de araştırmalar var. Peki hocam aile ve çift terapilerinden bahsetmek istiyorum biraz Hı -hı. da. Hangi durumlarda aileler sizin yanınıza gelmeli ve Hı -hı. bu terapilerden yararlanabilmeli? Aile içi ilişkilerde en önemli kalemlerden bir tanesi iletişimdir. Hani e, iletişimin sağlıksız olduğu bir ailede gerçekten patolojik durumlar gözlemlemeye başlar. Hani hastalıklı durumlar, belki de psikolojik rahatsızlıkların temelini oluşturan durumlar gözlemlenmeye hı hı. de başlar. E, bu sebeple ailenin içi, içerisinde nasıl bir iletişim var? Hani e, problemler konuşulabiliyor mu? E, bunları ele alırız. E, o ilişkiyi güçlendirmeye çalışırız ve Hani eğer çocukla da ilgili bir destek alınmak isteniyorsa e, çocuğun da anne babayla ile ilişkisi iletişimi nasıl, anne babanın kendi arasındaki ilişkisi iletişimi nasıl, bunları detaylı olarak hani e, konuşuruz psikoterapi Hı -hı. sürecinde, aile danışmanlığı sürecinde. Bu süreçte böyle işleyen bir e, tarafı var. Peki insanların psikoloji hakkında e, bilinçli veya bilgili olduğuna siz e, bir psikolog olarak inanıyor musunuz? E, aslında hani son zamanlarda. Bazı diziler de yayınlanmaya başladı bu e, alanla ilgili, hı hı. bizim alanımızla ilgili. Hani bazı yanlışlar olsa da e, aslında bir bakıma faydalı bir tarafı da var bunun. Çünkü hani e, psikoloğa gelmeyi normalleştiriyor. Hani Kırmızı Oda diye bir dizi var sanırım. TRT1'de de bir tane dizi var diye biliyorum. E, psikoloğa gelme e, şeyini normalleştiren bir tarafı da var aslında bunların. Ee, ve hani e, bilinçlenme de buna bağlı olarak biraz daha hani şu, şu an günümüzde arttı diyebilirim eskiye nazaran. Hani e, daha öncelerde şunları çok duyuyorduk. Mesela hani sen deli misin psikoloğa gidiyorsun gibi evet, şeyleri duyuyorduk. Ama şu anda hani e, biraz daha e, toplumumuzda şu algı var. Ya ben problem yaşadığımda profesyonel bir destek alsam galiba iyi olacak diye e, düşüncelerde de olabiliyorlar. E, hani bu noktada biraz daha bu algının değiştiğine inanıyorum ben nasıl bir yerimiz ağrıdığı zaman biz hemen e, ariyan yerimizle ilgilenen bölüme gidip kendimizi muayene ettirebiliyorsak aslında ruhumuz da bizim hasta olduğu zaman Hı -hı. direkt sizlere gidip artık normal bir şekilde muayenemiz olup destek alabiliriz artık çok normal şeyler bunlar bunları yavaş yavaş açtığımızı düşünüyorum Hı -hı. bence siz de bu kanadasınız değil mi hocam aynen öyle ee, dediğiniz gibi yavaş yavaş hani bu durum aşılmaya başlıyor aslında hani e Toplumun da bu noktada bilinçlenmesi gerçekten bizim Hı -hı. için iyi bir şey aslında. Herkes psikoloğa gitsin mi peki? Ee, hani başta söylediğim gibi, eğer cidden patolojik hani kendi yaşamını etkileyecek bir seviyedeyse, hani günlük yaşantısını Hı -hı. E, etkileyecek bir düzeydeyse bu problemler kesinlikle gitmesini öneririz. Hani bir terapi süreci, bir destek süreci almasını öneririz danışanların. E, bunun yanında hani. Daha önce de bahsettiğimiz gibi e, bir keşif süreci de olabilir bu. Buna bağlı olarak da bir danışma süreci yürütülebilir. Peki hocam toplumun psikolojiye bakış açısı biraz önce de bahsettik ama hı hı. değişti mi? Bu gelişmelerde neler etkili oldu da gelişmeye kendini hı hı. gösterdi? İşte dediğim gibi hani medyanın da etkisi burada çok fazla. Hani... E, Gerçekten alanda çalışan psikolog sayısı da son dönemde fazlaca arttı. Hı hı. Hani e, bu alanda çalışan meslektaşlarım da var. Hani bu noktada şunu söyleyebilirim belki e, danışanlarımıza şunu söyleyebilirim. Gerçekten profesyonel kişilere tercih etmelerini, hani bu alanda çünkü e, bir meslek yasası olmadığı için e, çok açık mevcut. Hani e, gerçekten iyi araştırmalarını özellikle mezuniyetinin psikoloji lisans mezunu kişilere tercih etmelerini öneririm. Evet. Bu noktada da hani profesyonel bir kişiye ruh sağlığını emanet etmek gerçekten önemli hı hı. bizim için. Programımızın da sonuna geldik hocam. Programımızı da hı hı. kapatmadan önce son olarak bu konuyla ilgili hı hı. söylemek istedikleriniz var mı seyircilerimiz için? Tabii şunu söyleyebilirim. Hani dediğim gibi bu hani e, psikoterapi süreci gerçekten insanlar için hayatına dokunan e, bir süreç olabiliyor. Hani e, bu noktada gerçekten destek almaktan çekinmemelerini ben... Tavsiye edebilirim. Ee, herhangi bir problem, zorluk kendilerinin aşamadığını düşündükleri bir problemde bir destek, profesyonel destek almalarını ben öneriyorum danışanlarıma. Çok teşekkür ederiz hocam Rica verdiğiniz güzel bilgiler Rica için. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz bugün de sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.